arkadaşlar. Ben Zülfü, kanalıma hoş geldiniz. Yine hızlı bir şekilde soru cevap yapacağım, kısa kısa. Çok mesaj aldım. Hatta özellikle bir kişi acil 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 demiş. Aldığı yılan, affedersiniz, tuvaletini yapmıyormuş arkadaşlar. Yani sıçmıyormuş. Bunun çok şu şekilde söyleyeyim. Yılanlar aslında hastalıkları çok kolay yani ortaya çıkar. Nasıl çıkar derseniz ortaya arkadaşlar. Bu hastalık ya ısı derecesi çok yüksektir ya ısı derecesi soğuktur. Size şu şekilde söyleyeyim, siz öyle anlayın. Atıyorum siz buradan bir yer, yani yaşadığınız yerden uzak bir yere tatile veya onun gibi bir yere gittiğiniz zaman doğal olarak birkaç gün yemek yiyemiyorsunuz, birkaç gün çıkaramıyorsunuz, yani bir değişiklikler oluyor. O da doğal olarak aldığınız kişi tarafındaki sıcaklıkla, güzellikle atıyorum uyuşmadığı için, yani o yüzdendir bu olaylar. Yani çok panik yapmayın derim. Eğer oldu atıyorum bir ay beklediniz, bir ay yine bir şey yok. Çocuğun demesine göre yemi yiyip dışkılamıyormuş. Benim yılanların çoğu deri değiştirirken bu işlemi yapıyorlar. Deri değiştirmeden önce de yapıyorlar da genellikle deri değiştirdikten sonra benim yılanlar tuvaletlerini yapıyorlar. Ve şu şekilde olması lazım. Yani atıyorum yılanınız yemini yedi, derisini değiştirdi. Yine dışkılamıyor. O nereye gitti? Ha, bu arada Ferret de dışarıda odada geziniyor. Konuya gelelim tekrar. Tekrar yani atıyorum uzun bir süre oldu, size şu şekilde göstereyim. Bu benim banana. Bunu gösteriyorum şu an videolarda size. Çünkü diğerleri biliyorsunuz yumurta alma aşamasına girdiğim için karınları full dolu ve o yüzden pek oynamak istemiyorum açıkçası. Size bundan örnek vereyim. Arkadaşlar bu gerçi sağlıklı, bir sıkıntısı yok. Yani hiçbir şekilde hiçbir derdi yok bu yılanın. Atıyorum bu tuvaletini yapmıyor. Sizin yapmanız gereken basit bir yol var. Plastik bir kap alıp, kapaklı olması lazım. Yalnız delikleri olsun. Bunun içine şu kadar yani şu kadar derinliğinde böyle ne çok sıcak ne çok soğuk. Hatta bir dakika, kusura bakmayın, videoyu kestim çünkü Ferret gelincik sağa sola giriyor. Ben deliklere girmesini istemiyorum. Bir de bu cezalı. O yüzden bununla video çekiyorum. Bunu birazcık rahat bırakmayacağım. Değil mi lan? Değil mi lan? Gerizekalı. Bu geçen kaçmış yeni yuvasından. Allah kahretsin. Böyle tepelerde falan dolaşıyor. Nereye gitti lan o Ferret? Ferret. Neredesin? Burada mı sen? Ne var? Ne var? Ne oldu? Bu burada geze dursun. Neyse, bu konuyu, bu videoyu çok uzatmayacağım. Sadece şunları yapmasını istiyorum. O tuvaletini yapmıyor veya rahatsız olduğunu düşünen arkadaşlar. Dediğim gibi plastik kabın içine su koyarsanız ne çok sıcak ne çok soğuk. Yani birazcık sıcak olsun ama bu haşlayacak derecede değil kesinlikle. Hani yılanı veya elinizi yakmayacak bir şekilde. Yani yapmanız gereken arkadaşlar o suyun içinde onu böyle bir 2-3 saat bırakmak. Orada rahatlayıp bir hamam gibi düşünün. Orada rahatlayıp tuvaletini, dışkısını yapacaktır kısa bir sürede sonra. Bir dakika, geliyorum. Oldu ki yine tuvaletini yapmıyor arkadaşlar. Yapmanız gereken çok basit. Şu şekilde yılanı elinize alacaksınız o duştan sonra, o sıcak sıcaktan sonra. Ve aşağıya doğru sıkmadan, yani tuvaletini yapacağı yere doğru sıkmadan karnından bastırarak çıkarmaya çalışacaksınız. O zaman çıkaracaktır. Çünkü eğer hiçbir şekilde dışkısını çıkaramıyorsa zaten hayvan kısa bir süre sonra ölecektir. Kısa bir süre sonra dediğim yani ölecektir. En güzeli budur. Ve yani şu soru çok geliyor, daha bir yapmıyor yapmıyor diye. Dediğim gibi arkadaşlar, aldığınız yeri değiştirdiğiniz zaman bunlar insanlar gibi değil. Hani mesela insanlar 3 gün yemek yemez veya 3 gün tuvaletini yapmazlar ama ondan sonra yaparlar. Bu yılanlara göre değişir, bu bir ay bulur, 2 ay bulur. Normaldir yani, korkmayın. Sadece bakım alanlarını ve şartlarını yerine getirdiğiniz zaman kolay kolay bir sorun yaşamayacaksınızdır. Bazı arkadaşlar var. Dur, geliyorum. Bazı arkadaşlar var, ısıtıcının sadece yeterli olduğunu düşünüyorlar. Yetmiyor arkadaşlar. Düşünsenize, sizin altınıza bir ısıtıcı koymuşlar ve bu paso yanıyor.
Hep içerisi sıcak. Bu da kötü. Yani ısıtıcıyı almışken bir termostat da almanız lazım. Ki ısıyı ayarlayabilirsiniz. Hayvan rahat etsin. Çünkü ne çok soğukta yaşıyorlar ne çok sıcakta yaşıyorlar. Yani tam ortasını bulmanız gerekiyor. Ve bu şartların yerine getirmediğiniz sürece bu hayvanda sıkıntılar yaşayacaksınızdır. Deri değiştirmezler kolay kolay. Tuvaletini yapmazlar kolay kolay. Ve bu tür sorunlarla paso karşılaşırsınız. Eğer onları yaşamayı istemiyorsanız şayet en güzel şekilde, güzel bir şekilde onlara bir kurulum yaparak onları böyle sağlıklı ve canlı tutabilirsiniz. Sorularınızı videoların altına yorum olarak yapabilirsiniz. İlgileniyoruz tek tek. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Beğenmeyi unutmayın ha.